Bunny Plays kanalına hoş geldiniz. The Finals'ta movement nasıl yapılır? Bunu size basit bir şekilde göstereceğim. Öncelikle bilmemiz gereken bir şey var. En temel özelliğimiz koşu, hızlı koşmak. Bunu da shift tuşuyla yapıyorum ben klavyede. Normalde ileriye doğru shift tuşuna bastığımızda karakterimiz hızlanıyor. Bunun aynısını geriye, sağa ve sola şeklinde de yapabiliyoruz. Bu diğer oyunlarda daha da farklı. Normalde ileriye hızlı koşabiliyorsunuz. Fakat sağa, sola ve geriye hızlı koşamıyorsunuz. Bu oyunda daha da geliştirmişler. İleriye, geriye, sağa ve sola hızlı bir şekilde koşabiliyorsunuz. Önce bunu öğrenelim. Benim sürekli kullandığım movement bu şekilde. Önce zıplıyorum. Zıpladıktan sonra karakter tam yere çarparken eğilme tuşuna basıp kayıyorum. Bu gerçekten düşmanın kafasını karıştıracak bir hareket. Şimdi normalde ben böyle dümdüz yapıyorum ama bunları ard arda eklediğinizde gerçekten takip edilemez oluyorsunuz. Birazcık da üzerine düşerseniz diğer movement'larla birlikte oyun gerçekten çok eğlenceli oluyor. Bir de düşmanın gözünden izleyelim. Ben düşmanın gözünden nasıl gözüküyorum, nasıl takip ediliyorum ona bir bakalım. Şimdi ben buradan koşmaya başladım. Zıpladım. Düşmanın eğimi yukarıya kaydı. Yukarıya kaydıktan sonra biraz aşağı kaydı ve ben orada kayarken takip etmesi bayağı bir zorlaştı. Çünkü bildiğiniz gibi kaydığınız zaman gerçekten bir movement kazanıyorsunuz. Bir hız kazanıyorsunuz. Bunu takip etmesi gerçekten çok zor. İkinci movement'ımız bunny hop. Bir önceki gösterdiğim movement'ın tam tersi. Bir öncekinde nasıl yapıyorduk? Önce zıplıyorduk, sonra kayıyorduk. Bunda tam tersi işte. Önce kayıyoruz, sonrasında zıplıyoruz. Zıplama tuşuna karakter her yere değerken tekrar tekrar basmamız gerekiyor. Bu da bize güzel bir movement kazandırıyor. Güzel bir ivme kazandırıyor. Düşmanın bizi takip etmesi gerçekten zorlaşıyor. Bunu köşelerden çıkarken kullanmak veya düşmana yakınken kullanmak gerçekten büyük bir avantaj sağlıyor. Diğer bir özelliğimiz, bunu diğer oyunlarda da kullanabilirsiniz büyük ihtimalle. Bir cover'ın arkasına geçtikten sonra hedefi kaybetmeden çok kalk yapıyoruz. Bak. Sürekli C'ye basıyorum, eğiliyorum, kalkıyorum. Bir yandan da eğimimi, yani ekranın ortasındaki artı var ya, imleç var ya, oradan düşmanı ayırmamaya çalışıyorum. Bu sırada düşman ne yapıyor? Beni gördüğü için ateş etmeye çalışıyor. Fakat önümde cover olduğu için hiçbir şekilde vuramıyor. Mermilerini boşa harcıyor. Ben de bu süre zarfında ne yapıyorum? Hem korunmuş oluyorum, hem mermimi boşa harcamamış oluyorum. Onun mermisi bittikten sonra da kolayca öldürebiliyorum. Oyunda bildiğimiz gibi 3 tane karakter var. Karşımdaki heavy karakter. Bak, ben heavy karakteri vurabilmek için mouse'u yukarıya kaldırıyorum. Kafamı yukarı kaldırıyorum. O beni nasıl görüyor? Bu şekilde görüyor. Yani benim kafamı vurabilmesi için aşağı bakması lazım. Aşağı bakması demek mouse'u aşağı çektirmesi demek. Bu da kontrolü gerçekten zorlaştırıyor. Hem aşağı hem de sağa sola çektirmek gerçekten zor. Çünkü ben senin yanına, senin dibine kayarak gelirsem hem aşağı hem sağa sola çektirmen gerçekten zorlaşacaktır. Bildiğiniz gibi kaydığınızda bir ivme kazanıyorsunuz, hız kazanıyorsunuz. Bunu bütün karakterlerde kullanabilirsiniz. Şimdi ben heavy karakterde göstermek istedim. Çünkü bakış açıları farklı. Bir diğeri ise karakterin dibine girdikten sonra geriye doğru zıplamak. Oyunun başında temel hareketlerden bahsetmiştim. Sağa, sola ve geriye sprint atabiliyorduk. Yani hızlı koşabiliyorduk. Bunun aynısını zıplayarak da yapabiliyoruz. Eğer karakterin dibine kayarak girerseniz ileriye de zıplayabilirsiniz, geriye de zıplayabilirsiniz. Yani düşman sizi bir dibinizde görecek, bir anda uzaklaştığınız için sizi takip etmesi gerçekten çok zorlaşacaktır. Bunu da deneyebilirsiniz. 3 tane karakterimiz var. Light, Medium ve Heavy. Light karakterde dash skill'imiz var. Dash skill'i ışınlanmaya yarıyor. Önce şundan bahsedeyim. Aim'iniz, yani ekranın ortasındaki artınız, nereye bakarsa, o sıradayken dash'e basarsanız, yani bendeki Q'ya basarsanız, oraya ışınlanıyor. Mouse'umu bir anda sağa çevirip Q'ya basarsam, o tarafa gidiyor. Mouse'umu yukarıya kaldırırsam, yukarıya ışınlanıyor. Yani yerden yükseğe ışınlanmış oluyorum. Bunu ard arda kullanarak bir movement elde edebilirsiniz. Bu sadece light karakterde var. Fakat medium ve heavy içinde ayrı özellikler var. Onların da videosunu çekeceğim. Şimdi illa da aim neredeyse oraya gideceğiz diye bir şey yok. Eğer ben Q'ya, yani dash skill ile birlikte sağ yaparsam sağ tarafa ışınlanıyorum. Dash skill ile birlikte aynı zamanda sol yaparsam sola ışınlanmış oluyorum. Aynısı geri ve ileri için de gerçekleşiyor. Yani ben illa da baktığım yöne gitmek zorunda değilim. İstersem sağa bakmadan sağ tarafa doğru ışınlanabilirim ya da geriye doğru ışınlanabilirim. Bunu oynayış stilinize göre kendiniz geliştirebilirsiniz. Ayrıca şöyle bir şey var. Ateş ettiniz ve mermeniz bitti. Reload tuşuna bastıktan sonra sürekli dash yaparsanız o süre zarfında reloadunuz kesilmiyor. Yani mermi değiştirmeye karakteriniz devam ediyor. Bu bence güzel bir özellik. Ateş ettiniz mermeniz bitti, ölmedi. Karşınızdaki heavy karakter. Hemen seri bir şekilde önce reload tuşuna basıyoruz, sonra dash yapıyoruz. Tam tersi olunca olmuyor. Bu oynayış stiliyle silahınızı hızlı bir şekilde doldurabilirsiniz.
doldurabilirsiniz. Ayrıca havadayken de bu deşi kullanabiliyorsunuz. Bir yerden bir yere gitmek için hızlı bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Seyahat etmenin bir diğer yöntemi ise zipler. Bu ziplere istediğiniz şekilde bağlanabiliyorsunuz. İsterseniz havada olun, isterseniz yerde olun, bir şey fark etmiyor. Apartmanın içine de bu şekilde girebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken eğimi yukarı kaldırmak, yani artıyı yukarı kaldırmak. Bence güzel bir seyahat yöntemi. Tek yapmanız gereken sürekli hareket etmek. Bildiğiniz gibi deşinde bir dolma süresi var. O yüzden ona göre planlamanız gerekiyor. Yani sürekli deş yaparsanız dolma süresi uzayacaktır. Karşınıza bir düşman çıkma olasılığı çok yüksek. Ona göre akıllı kullanmak gerekiyor. Ziplerden de giderken dümdüz gitmememiz gerekiyor. Benim oynayış stilim bu şekilde. Dümdüz gittiğinizde takip edilebilir oluyorsunuz. Bunu bozmak için zipe asıldıktan sonra space tuşuna basıyorum, yani zıplıyorum. Zıpladıktan sonra tam zipe gelirken tekrardan bağlanıyorum. Bu sayede ne oluyor? Hedef haline gelmemiş oluyorum. Yani dümdüz oynamaktansa, dümdüz koşmaktansa biraz hareketli olmak size yine de bir movement kazandırıyor. Movement kazanmak da düşmanın sizi vuramaması anlamına geliyor. Benim şu ana kadar öğrendiğim movement taktikleri bunlar. Daha fazlası varsa siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Oyun gerçekten çok güzel, çok beğendim. Böyle çatara batara dalabileceğim bir oyun. Arkadaşlarınla oynarsan gerçekten çok zevkli olur. Eğlencesi bitmiyor. Çok fazla özellik var. Hepsini teker teker videolarda göstereceğim. Light karakter nasıl oynanır? Medium karakter nasıl oynanır? Heavy karakterde ne yapman gerekiyor? Bunların hepsinin videosunu teker teker çekeceğim. Fakat sizden istediğim bir şey var. Bu kanalın ilerleyebilmesi için kanalın abone olunmasına ve beğenilmesine ihtiyacım var. Eğer desteklemek isterseniz bu şekilde destekleyebilirsiniz. Ben de çok sevinirim. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.